Herkese merhabalar. Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı, Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ön elemesine kısa bir zaman hala transfer görüşmelerini sıklaştırdı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un istediği bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı, Cimbom şu ana kadar transferde Mişi Batshuayi kadrosuna katmıştı. Aslan ayrıca Dries Mertens ve Hakim Ziyech ile de kontrat tazelemişti. Okan Buruk'un hücum bölgesinin yanı sıra sağ bek ve orta sahaya da transfer talep etti. Başarılı çalıştırıcı transfere dair yaptığı açıklamada, en az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı diye düşünüyorum. Birincisi tabii ki şampiyon takımın taraftarı, yani 2 sene şampiyon olmuş takımın taraftarı. Kadro genişliğine bakıldığında ve bu seneki oyuncu havuzumuza baktığımızda dediğim gibi yani burada en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. O yüzden çok çalışıyoruz transfer için, ama transfer kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık, o yüzden en istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada da görüşmelerimiz sürüyor. Galatasaray taraftarını, bence, erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu çok önemli bizim için, tabii ki onun için uğraşıyoruz. 2 gün sonra da olabilir, 5 gün sonra da olabilir, bir sonraki kamp da olabilir. Burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bazen bizim elimizde olmuyor. Sonuçta kulüplere bağlı oyuncular. Yani kulüpleriyle anlaşacaksınız, oyuncuyla anlaşacaksınız. Burada bir süreç alabiliyor. Tabii ki ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama burada en doğrusu, sabırla birlikte en doğru transfer bizim için önemli olacak. Şu an elimizde kadro olarak baktığımızda, tabii ki düşündüğümüz mevkiler var ama bir yandan baktığımızda hiçbir eksiğimiz de yok. Daha önce de söyledik, yani bir sağ bek transferi, bir orta saha transferi. Zaten bunu hep söyledik, bunu hep düşünüyoruz ama şu an elimizde de bu bölgede oyuncular var. Bu transferleri de bir an önce bitirmek istiyoruz. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz, yine Sportif Anonim şirketi çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Cenk Bey aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışıyor. Onunla birlikte de bu süreci doğru bir şekilde götüreceğiz, ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sarı Kırmızılıların orta saha transferi için çok konuşulacak bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. Cimbom'un transfer gündemine son günlerde giren o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü. Yönetimin ise Avrupa piyasasında tanınan ve takıma büyük güç katacak o yıldızın transferini bitirebilmek için yoğun mesaide olduğu kaydedildi. Öte yandan Galatasaray'ın bu transfer hamlesi taraftarları da çok heyecanlandıracak. Galatasaray'ın Suudi Arabistan Ligi takımlarından El Hilal forması giyen orta saha Ruben Neves için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan yıldız için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü. Bu sezon Al Hilal ile rekorlar kıran Portekizli oyuncunun ise Arabistan'dan ayrılmak istediği kaydedildi. Bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi faktörüyle Cimbom'a gelmeye sıcak baktı. Aktarıldı, El Hilal'in orta saha bölgesi için farklı arayışlara geçtiği ve Ruben Neves'in ayrılığına onay verdiği bildirildi, ancak Suudi Arabistan temsilcisinin, Ruben Neves için ciddi bir bonservis ücreti istediği ifade edildi, El Hilal'in bu transfer için 15-20 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu vurgulandı. Galatasaraylı yetkililerin bu rakamı düşürmeye çalıştığı ve gerekirse sponsorlar aracılığıyla transferi tamamlamak istediği kaydedildi. Öte yandan Sarı Kırmızılıların Ruben Neves'e 6 milyon euro yıllık ücret vermeyi planladığı öne sürüldü. Galatasaray'ın Ruben Neves transferine dair gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Sarı Kırmızılılar Neves transferini tamamlaması halinde Avrupa'da da çok konuşulacak bir işe imza atmış olacak. Ruben Neves geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla toplam 48 maçta boy gösterdi, Portekizli ön libero bu karşılaşmalarda 7 gol attı. Ayrıca 8 de asist yaptı. 1.80 boyundaki futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi ise, 2026 yılında sona erecek. Ruben Neves futbol kariyerinde Wolverhampton ve Porto
gibi takımlarda da forma giymişti. Ülke milli takımında ise 51 maça çıkan Neves, gol ya da asist katkısı sağlayamadı, düşüncelerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.